canım. Grev Gözlüsü'nden herkese merhaba. Bugün yine işçilerin, emekçilerin sorunlarını, mücadelelerini konuşmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz tekstil işçileri. Tekstil işçilerin çalışma koşullarını konuşacağız. Stüdyo konumuz Asalettin Aslanoğlu. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Asalettin Bey, Disk Tekstil İşçileri Sendikası'nın Merter Şube Başkanı. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi bir tekstil işçileri temsilcisi, gayet güzel bir takım elbiseyle gelmişsiniz. Güzelmiş. Bu hangi marka? Markayı söylemeyeyim bence. Bu 1 Mayıs benim doğum günüm. Bu 1 Mayıs'ta bunu üreten işçi arkadaşlarımızdan bir tanesi doğum günü hediyesi olarak getirdi. Yani para verip almadım, alamam zaten. Yani üreticisinden bir hediye. Evet, bizzat diken arkadaşımız. Şimdi model makinacı deriz onlara. Şimdi önümüz yaz. Düğün sezonu başladı. Hani düğünlere giderken şık takım elbiseler giymek gerekiyor. Yani yaklaşık bir takım elbise fiyatı ne kadar? Çok farklı. Yani üzerimdeki ceketin gerçek etiketiyle mağazasından almaya kalkarsa bir damat adayı, böyle bir takım elbiseyi almak isterse bu marka, 2000 gün falan yemeden içmeden bir tekstil işçisinin çalışıyor olması gerekebilir. Yani tekstil işçileri ürettikleri ceketleri, pantolonları giyemeyen. Sentetiklerini giyebilirler ama doğal liflerden üretilmiş kumaşlar, nitelikli işçiler tarafından dikilmiş pantolonları, ceketleri ve diğer giysileri maalesef giyemez durumdalar. Evet. Peki şimdi bu şık takım elbiseleri, pantolonları, gömlekleri, kravatları yapan işçiler hangi koşullarda çalışıyorlar? Yani ne kadar ücret alırlar? Koşullar nasıldır? Türkiye'de aslında dünyada da kapitalizmin öncü sektörlerinden bir tanesidir tekstil sektörü. Merkez ülke dediğimiz kapitalizmin ağababası ülkeler genellikle kafayı taktıkları, kendilerine eklemek istedikleri ülkelere tekstil sektörüyle girerler. Çünkü yatırımı ağır değildir. Birazcık makine verirsiniz, birazcık öğretirsiniz. İnsanlarda zaten yetenek vardır dikme konusunda, asırlardır kendi getirdikleri yetenekleri. Böylece tekstil sektörüyle o ülkeyi kendinize, merkeze, emperyalizme bağlamış olursunuz. O nedenle de tekstil sektörü maalesef en kötü koşullarda çalışılan, en düşük ücretlerin alındığı sektör haline gelmiş durumda. Ülkemizde de, dünyanın pek çok yerinde de. İtalyan tipi üretim ilişkileri dedikleri akademisyenlerin parçalanmış üretime geçiş yapıldı. Çok az sayıda fabrika var artık, fabrikasyon üretim yapan iş yerleri var. Küçük küçük atölyeler, küçük küçük iş yerlerinde 2 bant, 3 bant halinde bizim deyimimizle üretim yapılıyor. Buralarda da maalesef çok kötü, merdiven altı diyeceğimiz kötü koşullarda, ısıtılmayan gereğince soğutulmayan, tozdan arındırılmayan, kokudan arındırılmayan, yeterince aydınlatılmayan yerlerde maalesef tekstil işçileri kayıt dışı, kaçak şekilde çalışıyorlar. Peki bir rakam verebilir miyiz? Yaklaşık ne kadar kazanıyor bir ortalama tekstil işçisi? Eğer ceket ve takım elbise dikiyorsa, nitelikli bir üretim yapılıyorsa buralarda 1800 lirayla 2500 lira aralığında maaş alabilirler. Ama eğer basic üretim dedikleri en sıradan üretimleri, tişört vesaire yapılan yerlerde çalışıyorlarsa kayıtlı işçiler asgari ücretle çalışıyorlar. En fazla bu 2000 liraya kadar çıkabilir maaşları en fazla. Onun dışında bir de kaçak işçiler var ki çok kullanılıyor. Türkiye'nin herhalde tekstil olan her yerinde artık gittiğimizde karşılaşıyoruz. Afrika Sahra altından tutun da Türkmenistan'a kadar bu yoksul ülkelerden kayıt dışı kaçak gelen işçiler çalıştırılıyor. Bunlara da 1000 lira ve altında ücret veriyorlar aylık. Şimdi biz programda sıklıkla iş cinayetlerini, meslek hastalıklarını konuşuyoruz. Yani tekstil atölyeleri de herhalde boya, işte iplik, kumaş parçalarıyla
aslında sağlıksız yerler veya işte silikoziz hastalığı Türkiye'nin gündemindeydi. Bu açıdan yani işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri açısından tekstil sektöründe durum nasıl? Oldukça kötü. Biraz önce de söylediğim gibi aslında bir iş yerinde kanun ve yönetmelikler, işçi sağlığı güvenliği yönetmelikleri işvereni çalışma koşullarının tamamından sorumlu tutar. Yani burada çalışıyorsa işçi yeterince aydınlatılmış olmalı diyor. Yeterince soğutulmuş, yeterince ısıtılmış. Yani iş ergonomisi açısından düşündüğümüzde her şeyle toz alttan çekilmiş, uzaklaştırılmış. Tozu solumasın diye, kanserojenle maruz kalmasın diye yeterince aspirasyon yapılmış yerlerde çalıştırılması gerekir diyor. Ama demin de söylediğim gibi siz üretimi bu seviyede bölerseniz o küçücük atölyeler bunlar da bir maliyettir. Bu maliyetlerin altına girmiyorlar. Maalesef meslek hastalıkları daha ziyade bizim sektörümüzde insanlar meslek hastalığına maruz kalıyor. İki yerden çıktığını görüyorum. Bir çok tekrarlayan, sürekli tekrarlayan hareketler. Bir düşünün ki aynı işçi durmadan akşama kadar başında şef duruyor, cep dikiyor. Durmadan makineye aynı şekilde çeviriyor, aynı şekilde çeviriyor. Bu kas, bu adale, bu eklem yeri buna dayanmıyor. Oturuş, duruş bozuklukları vesaire bunları mahvediyor. İkinci olarak da işte kanserojenlere, tozlara, kimyasallara maruz kalıyorlar. Bütün bunlar Türkiye'de maalesef meslek hastalığı hastanesi çok az. Bu konuda uzmanlaşan doktor çok az. İşçinin bilinci yok, örgütlülüğü yok. Nereye gideceğini, nasıl yapacağını bilmiyor veya sırtını yaslayacağı bir örgütü de yok. Öyle olunca da yaşlandığı zaman emekli olunca hemen veya olmadan önce bakıyorsunuz ki ya bir meslek hastalığına yakalanmış ya bir kansere. Onun ondan olduğunu bilmiyor. Devlet büyükleri bile söylüyor yani bu işin fıtratında var denildiği bir ülkede. Onlar da maalesef kaderim buymuş diyorlar ve bakıyorsunuz kuş gibi ölmüş gitmişler. Peki. Şimdi bu sıradan bir tekstil işçisinin kaderi. Evet. Yani düşük ücretlerle çalışıyor, kirli, tozlu, sağlıksız bir ortamda çalışıyor ve işte meslek hastalığından hayatını kaybediyor. Peki sendikalı bir tekstil işçisinin durumu nasıl? Onlar nasıl koşullarda çalışıyorlar? Nasıl ücretler alıyorlar? Veya sendika üyesi olduklarında başlarına olumlu olumsuz neler geliyor? Evet. Bir defa Türkiye'de sendikalı olmak başlı başına bir macera. Sendikalı işçiler, sendika dediğiniz zaman ilk yapılacak şey kapının gösterilmesidir. İşçiler birbirlerini ihbar ediyorlar maalesef. İşverenler de sendika lafını duyar duymaz hemen yılanın başını küçükken ezmeli diye öncü buldukları ihbar edilen işçileri hemen kapının önüne koyuyorlar. Bu nedenle de Türkiye'de halen devam eden çok sayıda on binlerce dava vardır. Sendikal nedenle işten atıldım veya haksız nedenle işten atıldım iddiasıyla mahkemelere taşınmış. Ama başarırlarsa eğer bir şeyi başarırlarsa eğer gerçekten Dünya Sendikal Hareketi'nin ortaya koyduğu ilkelere sadık bir sendikayla muhatap olmuşlar, öyle bir sendikayla örgütlenmeyi zafere götürmüşlerse o zaman en azından o güne kadar çok korktukları, yüzüne bakmaktan, laf sormaktan bile çekindikleri şeflerinin, müdürlerinin, patronlarının karşısına en azından bir heyette girip temsilciler aracılığıyla kaderlerinin pazarlığını yapabiliyorlar. Çok alıyorlar, az alıyorlar. Bütün bunlar tabii ki örgütlülüğe de bağlı, sektörün karlılığına da bağlı. Ama netice itibariyle bir kader pazarlığı yapma şansını, bir eşit düzlemde pazarlığa oturma şansını yakalıyorlar ki bana kalırsa bir işçi için, bir emekçi için en zevk verici anlardan bir tanesidir bu. Ben bunu bizzat kendim de gözlemliyorum arkadaşlarla. Şimdi siz DİSK üyesi Tekstil İşçiler Sendikası'ndasınız. Evet. Şimdi Tekstil İş Kolu çok farklı branşları olan bir iş kolu. Evet. Şimdi sizin sendikanız hangi fabrikaları, ne tür işleri kapsıyor bir onu sorayım. Bir de hani Türkiye'nin hangi bölgelerinde faaliyet yürütüyorsunuz? Buradan belki size ulaşmak isteyen tekstil iş koluna çalışan arkadaşlar olabilir. Türkiye'de sendikacılık kanunlarla ve yönetmeliklerle çok sıkı bir biçimde çerçevesi çizilmiştir. Yani biz istesek bile istediğimiz işçiye veya bize gelen veya işçi istese bile istediği sendikaya üye olamıyor. Bakanlık, hükümetler diyor ki şu işçiler şu sendikalara, şu işçiler şu sendikalara üye olabilir. Bu anlamda bizim çerçevemiz kanunla sınırlanmış durumda.
Biz tekstil sektörünün bütün alt dallarında, çoraptan tutun da takım elbiseye kadar, takım elbiseden tutun da dokumaya kadar, yani kumaş dokuma, yuvarlak örme dedikleri işçilerin penye dokumaya kadar bütün dallarında tekstil işçisi, çırçır fabrikaları da dahil, iplik fabrikaları da dahil, bütün dallarındaki işçiler bize üye olabiliyorlar. Bir, iki, deri sektörü de bizim sektörümüz sayılıyor. Deri sektöründe de sayacıdan tutun da kunduracının her alt birimine kadar bütün işçiler, montçular vesaire bizim sendikamıza üye olabiliyorlar. Bu anlamda çok geniş bir alandayız. Türkiye'deki en büyük ikinci sektörüz halen. Daha önceki yıllarda birinci sektördük, en büyük sektördü tekstil sektörü. İkinci sektörüz. Türkiye'nin her yerinde iş yerleri var. Yani DİSK Tekstil İşçileri Sendikası'nın Diyarbakır'da da, Bismil'de de üyeleri var. Kilis'te daha yakın zamanda çoğunluk tespit aldığımız, mahkemede olduğumuz, yetkiye gideceğimiz fabrikamız da var, örgütlendiğimiz. Adıyaman'da da var, Batman'da da var. Ordu'da da var, Giresun'da da var. Yani tekstil sektörünün olduğu Kırklareli'ne, Edirne'ye kadar Türkiye coğrafyasının her yerinden DİSK'e ulaşmış, bize yardım eden diyen işçiler vardır ve biz de onların elini yakalamış onlara yardım ediyoruz. Şimdi biz de tekstil iş kolunda çalışan, evet, hani, bütün işçileri sendikalara üye olmaya davet edelim. Şimdi biz Sümerbank giysileriyle büyüyen bir kuşağız. Evet. Bayramlıklarımız, okul elbiselerimiz, evet, Sümerbank'tı. Şimdi Sümerbank kapandı. Hı hı. Hatta bir iki marka dışında Türk tekstil giyim markası görmüyoruz. Hep, hı hı, yabancı markalar var. Onların fason üretimleri, taşeron, evet, üretimleri Türkiye'de. Hı hı. Bazen fabrikalarda, bazen merdiven altı atölyelerde. Şimdi yabancı firmalarda çeşitli örgütlenme faaliyetleriniz var. Zaman zaman görüyoruz. Yani yabancı firmalarla ilişkileriniz nasıl? Yabancı firmaların üretimlerinin bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı başka ülkelerde oluyor. Dolayısıyla diğer ülkelerdeki sendikalarla da, evet, irtibat kurmanız, hı hı, gerekiyor. Burada nasıl bir dönüşüm içindeyiz? Türkiye'deki sendikal hareketin bir kısmı dünya sendikal hareketinin bir parçasıdır. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası da bu anlamda hem DİSK Konfederasyonumuz, İTÜK'un, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun üyesidir, hem ETÜK'un, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun üyesidir, hem de biz alt sendikalarından birisi olan Tekstil Sendikası da dünya çapındaki örgütlüğümüz olan, hafif endüstri işçilerini örgütleyen Industry All Cenevre merkezli sendikanın üyesiyiz. Bizim dünya liderlerimiz şunu gördüler, sizin anlattığınız şeyi. Artık sermaye küreselleşti. Kendi ülkesinde örneğin bir Zara markası, bir H&M markası sadece İsveç'te, İspanya'da değil, dünyanın her yerinde üretim yapıyor, her yerinde de mağaza açıyor, mal satıyor. O halde biz merkezden bunlarla bir çerçeve sözleşme dedikleri, küresel çerçeve sözleşme imzalayalım dediler. Bunda da başarılı oldular. Bu markaların sayısı gittikçe artıyor. Dünya çapında şu sözleşmeleri imzalıyorlar. Basit ama bir çerçeve çiziyor. Diyor ki benim etiketimle üretim yapan işçi ister Batman'da olsun, ister Hakkari'de olsun, ister Patagonya'da olsun, ister Çin Halk Cumhuriyeti'nde olsun, benim markamı üretiyorsa Uluslararası Çalışma Örgütü'nün, ILO'nun temel 8 çerçeve sözleşmesine uygun üretim yapılacaktır. Kadına ayrımcılık yok, çocuk çalıştırılmayacak, tutuklu çalıştırılmayacak, köle çalıştırılmayacak, sendikalı örgütlenme özgürlüğüne de saygı duyulacak. Bunu üreticilerine dikte ettiriyor, imzalattırıyor. Biz de Türkiye Sendikalı Hareketi ve özel olarak da DİSK Tekstil İşçileri Sendikası da bunları gayet iyi takip ettik. Öteden bu yana çevirttirdik, eğitimlerini yaptık. Şu anda da bu argümanı kullanıyoruz. Yani herhangi bir yerde bu markalardan birisine üretim yapan işçinin başına ILO sözleşmelerine aykırı, yerel yasalara aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı bir durum gelirse biz öncelikle işverene müracaat ediyoruz. Bu durumu düzeltin, aksi takdirde mekanizmaya başvuracağız, uluslararası mekanizmaya. Düzelmediği zaman da başvuruyoruz. Industrial sendikamızın da desteğiyle o markaların imzalattırdığı çerçeve sözleşmenin gereğini yaptırıyoruz. Peki Türkiye'de üretim yapan yabancı şirketler, çok uluslu şirketler bu sözleşmelere uyuyor mu? Şimdi kendileri için eleştiri elbette var. Yani
siz kendinize uymuyorsunuz diye, ama şunu riske etmiyorlar izlediğim kadarıyla. Yani kendisi için fason üretim yapan diyelim 200 kişilik, 300 kişilik, 500 kişilik yerleri kendi markasını, kendi imajını zedeleme konusunda rahatlıkla harcayabiliyorlar. Ha kendisi uymuyor, olan H&M mesela örgütlenme var mağazalarında. Evet. Orada da işten atmalar olduğunu ve dirençler olduğunu görüyoruz. Ama onun için üretim yapan bir alt taşeronda böyle bir şey olduğu zaman hemen onun siparişini kesip onu ikame edebiliyor. Yandaki başka birisine kaydırabiliyor. Bunları görüyoruz. Öyle bir iki yüzlü kapitalizmin zaten kendi yapısında var. Ama bunu da örgütlenerek aşmak gerekiyor. Şimdi yakın zamanda Zara Bravo işçileri galiba bir anlaşmazlığa düştüler. Hı-hı. Bahsettiğiniz Industrial Küresel Sanayi İşçileri Sendikası'nda bu markanın firmasıyla Inditex ile bir çerçeve sözleşmesi var. Orada çeşitli direnişler oldu. Hı-hı. İstanbul'da veya farklı şehirlerde. Bu çerçeve sözleşmelerden faydalandınız sanırım bu direniş sırasında. Mesele sanırım tatlıya bağlandı. Kısmen. Şöyle, şimdi Bravo dediğiniz firma İstanbul merkezli bir firmaydı. Zara için kazak dokuyan, piyasada da dokutturan bir firmaydı. Merkezi battı bu firmanın bir yıl önce. Merkez battı. Merkez batınca işçiler bizim üyemiz değildi. Sadece iki tane üyemiz vardı bu iş yerinde. Ama biz gittik, onların halini görünce sendikacı olarak müdahil olduk. Ve konuyu dediğiniz gibi Industrial'a taşıdık. Çerçeve sözleşme bağlamında bu işçilerin parasının, ücretlerinin ödenmesini, bütün hakların ödenmesini istedik. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve ücretlerin. Onlar da dediler ki küresel sözleşme tazminatları kapsamıyor. Çünkü dünyanın her yerinde tazminat yok işçilerde. O nedenle buna almamıştık. Sadece ücretleri kapsar. Bu bağlamda da battığı gün itibariyle 130 çalışanı vardı. 130 çalışanın tamamının maaş alacaklarının fazlasını bu arkadaşlara ödettirdik. Bunu da küresel sendikayla beraber birlikte yaptık. Industrial sendikamızla birlikte yaptık. Şimdi başka bir önemli konu tekstil sektörü deyince biraz önce kısaca değindik. Evet. Çok sayıda yabancı işçi var. Evet. Göçmen veya mülteci işte Suriyeliler, Afrikalılar. Afganlar, Özbekler. Evet. İş yerlerinde o Suriyeli işçilerle karşılaşıyorsunuz herhalde. Onların çalışma koşulları nasıl? Demin bahsettiğiniz gibi mi? Hani yoksa Türkiye'li işçilerden farklı. Durumla mı karşılaşıyorlar? Tabii ki farklı. Hem ücret olarak farklı, hem çalışma koşulları olarak farklı. Zaten işverenler bazen yüz yüze geldiğimiz de oluyor. Niye şikayet ettiniz diye sitem ettiklerinde söylüyorum. Niye çalıştırıyorsun? Örneğin Suriyeliler için çok kullanılan bir cümledir işverenler tarafından. Müslüman kardeşimiz mağdur, çalıştırmayayım mı? Çocuklar aç mı kalsın? Tamam. O zaman eşit koşullarda, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kaç para alıyor? Asgari ücret 1400 küsür lira. Giydirilmişi 1604 lira. Aynısını ver. Onu verirsem niye onu çalıştırayım? Zaten bunu çalıştırırım diyor. Hem çalışma süreleri olarak çok çalıştırılıyorlar. Bunların pek çoğu iş yerlerinde çok kötü koşullarda konaklıyorlar, orada kalıyorlar. Hem ücretleri çok daha düşük. Yani asgari ücretten en az 500-600 lira düşük bir ücretle çok daha uzun sürelerle 12 saat, 16 saat kadar bu insanları maalesef çok kötü koşullarda çalıştırıyorlar, karşılaşıyoruz. Peki sendikalarla teması var mı Suriyeli işçilerin tekstil iş kolunda? Şimdi şunu tasarladık aslında Disk Tekstil İşçileri Sendikası olarak. Şöyle bir tasarım yaptık. Biz dedik bu insanlara haftada bir gün hizmet verelim ama bizim Arapça ve Türkçeyi çok iyi bilen, onlara yardım edebilecek kadar bilen bir insan bulup istihdam etmemiz gerekiyordu. Yani proje düzeyinde bu kafamızda oluştu. Bildirilerini yazıp dağıtalım diye. Çünkü sanayi bölgelerine gittiğimiz zaman sizin dediğiniz gibi bazı yerlerde neredeyse hiç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çıkmıyor sokaklardan. İşverenler birbirinden görerek onlara da işte tanıdık varsa getirin diyerek tamamen yabancı kaçak işçi çalıştırır hale gelmişler. İstanbul merkezinde de çok var bunlar.
Sonra onu görünce biz dedik ki ya biz bunlara niye Türkçe bildiri dağıtıyoruz? Bu adamlar merak ediyorlar ama okuyamıyorlar. Arapça yazıp dağıtalım. Ama dağıttığınız zaman size gelecekler. Geldiği zaman siz, ben ona bakacağım, o bana bakacak. Ben ona yardım edemeyeceğim ki. O nedenle bizim Türkçe, Arapçayı çok iyi çevirebilen, çok hızlı bir biçimde çevirebilecek bir, en azından bir elemana ihtiyacımız var ki haftanın bir günü nöbet yazalım en azından. Onlara da bildiri dağıtıp haftanın şu günü sendikaya gelip bu hizmeti alabilirsiniz diyelim. Bu doğrudur. İşçilerden şu tepkiyi aldığımız oluyor üyelerimizden. İşte gelmesinler, işte bizim ekmeğimize ortak oluyorlar, onlar yüzünden ücretler düşüyor ama bu doğru bir yaklaşım değil. Yani emekçi neredeyse ve kimliğine bakmadan mazluma yardım etmek ve onu örgütlemek gerekir. Sendikacının bunu yapması gerekir. Aksi takdirde Almanya'daki Türk işçilerini de Almanların kovalaması, Fransızların kovalaması gerekir. Halbuki oradaki sendikal hareket, bırakın kovalamayı, onları bağrına basmış vaziyette baştan itibaren. Bizim de o çizgiyi takip etmemiz gerekir. Yani Türkiye'li ve Suriyeli tekstil işçileri atölyelerde beraber çalışıyorlar. Şimdi sendikanıza üye olabilecek işçilerin sayacıları da saydınız biraz önce. Geçtiğimiz aylarda işte sayacılar, kundura, deri, ayakkabı işçileri, bir kısmı işçi, bir kısmı esnaf beraber eylemler yaptılar ve bu eylemler aslında Türkiye'li ve Suriyeli işçiler eylemleri beraber yaptılar. Orada sendikanızın herhangi bir katılımı var mıydı bu eylemlere? Özellikle Adana'da Suriyeli işçilerin çok yoğun eylemlerin içerisinde olduğunu gözlemledik. Gaziantep'te de vardı. Gaziantep'te çok eylem olmadı. Adana'da çok yoğundu. Oradaki eylemin içindeydiler. Tabii ki biz bu saya eylemlerinin olacağını öngörmeden, hiç öngörmeden İzmir'deki dericilerle ilişkimiz oldu. Eylemler başlamadan bir yıl öncesinden. Onlar için özel bildirdiler. Onlarla beraber hazırladık. İzmir'deki Işıkkent özellikle bunların kümelendiği yer. Orada bu bildirilerin dağıtımını sağladık defalarca. İşaret fişeği gibi oldu. Sürekli şikayet ediyorlardı. Zam yapılmıyor. Bizi böldüler, makine verdiler ama sizi patron yapacağız dediler. Bizi köle yaptılar diye şikayet ediyorlardı büyük şirketlerden. Onlara şehir rehberliği yaptık. Diğer şehirlerdeki arkadaşlarla bağlantı kurun diye. Bu bağlantı kurulunca birdenbire kendi potansiyellerinin farkına vardılar ve Adana'dan başlayan eylemler birdenbire yayıldı İstanbul'da. Yani dikkat ederseniz orada esnaflar da eylemlerin içerisindeydi. İstanbul Esnaf Örgütü de sayacıların doğrudan doğruya eylemin başındaydı. Gaziantep, Adana, İstanbul ve İzmir'in birbirleriyle kontaklanmasının sürecinde Disk Tekstil İşçileri Sendikası onlara yardımcı oldu, katkı verdi. Örgütlenmeleri mümkün değil çünkü işçi olarak görünmüyor büyük bir kısmı. Biliyorsunuz E-Devlet'ten giriyorsunuz sisteme. Orada işçi olacaksınız ki sektörünüzü seçip sendikaya üye olabilirsiniz. Onu gördük ki bunlar ne işçi ne patron. Ortada kalmışlar. Öyle o hale getirilmişler. Ama örgütlenmeleri gerekiyordu. Şöyle bir hedefimiz var. Gelecek yıllar için bu sayacıları ve diğer dericileri Disk Tekstil İşçileri Sendikası olarak bir şeye alalım. Eğitimi alalım ve onları birleştirerek toplu bir biçimde sektör pazarlığı yaptıralım işverenlerle. Çünkü gördük ki sektörü belirleyen az sayıda işveren var, büyük işveren var. Onların karşısına onları oturtturabilirsek bir güç olarak bundan sonra daha rahat pazarlık edebilirler. Yani sayacıların direnişi, sayacı eylemleri de hem tekstil iş kolunda kötü koşullarda çalışan işçilerin hem de farklı milletlerden, farklı dilleri konuşan işçilerin bir ortak eylemi olarak öyle oldu. Olumlu bir örnek olarak önümüzde. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Evet, bugün Grev Gözlüsü'nde konuğumuz Asalettin Aslanoğlu'ydu. Asalettin Aslanoğlu, Disk Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şubesi'nin başkanı. Onunla beraber tekstil işçilerinin sorunlarını, çalışma koşullarını konuştuk. Bütün tekstil işçilerinin ürettikleri ceketleri, giysileri, ayakkabıları giyebilecekleri bir dünya dileğiyle hepsini buradan selamlıyoruz. Çok teşekkürler. Audio Jungle.